Çünkü canlı yayın konuğumuz 2000 Evler Mahallesi Muhtar Adayı Sayın Ali Gemici. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Böyle bir fırsatı bizlere verdiğiniz için şahsınıza, Radyo 50 Yönetim Kurulu Başkanı olarak şahsınıza ve çalışanlarınıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gündeme dair konular konuşulacağından dolayı sevinçliyim. Sizlerle birlikte olmaktan da mutluyum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Biz de bulduk. teşekkür Teşekkür ederim. ediyoruz. Bizler sizi tanıyoruz. Evet. Ama belki tanımayanlar da olabilir. Ali Gemici kimdir? Ali Gemici 1967 Derinkuyu doğumluyum. Lise tahsilimi ilçemde Derinkuyu'da tamamladıktan sonra 87 yılında Mülgağa Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde kamu görevine başladım. 2021 yılında da emekli oldum. O zaman kapandı Köy Hizmetleri İl Özel İdaresi olarak geçti. İl Özel İdaresi'nde 2021 yılında emekli oldum. 34 yıllık bir kamu deneyimim, tecrübem var. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın Teşekkür diyorum. ediyorum. Mahallemizi tanıyalım. 2000 evlere aday oldunuz. 2000 evler nasıl bir mahalledir? Bir sizden dinleyelim. Ayşe Hanım, çok güzel bir soruyla başladık programımıza. Dolu, programımızın dolu olacağı buradan belli. Mahallemiz Nevşehir'in en büyük mahallelerinden birincisi. İlçe bazında bir mahalle. Yaklaşık 30 bin nüfusunuza yakın. Bu 30 bin nüfusa üniversite öğrencileri dahil değil. Çünkü üniversite öğrencilerinin ikametgahlarının %95'i burada değil. Dolayısıyla bu 30 bin içerisinde üniversite öğrencilerimizi dahil etmedik. Artı yazın köyde, kasabada, kentte olup kışın burada ısınmak amacıyla gelen ailelerimiz de bu sayıya dahil değil. Sadece bu 30 bin nüfus Nevşehir 2000 Evler Mahallesi'nde ikamet eden resmi kayıtlı hanelerden oluşuyor. 6 tane büyük caddemiz var. 76 tane sokağımız, 5 tane küme evlerimiz ile beraber büyük bir mahalleye sahibiz. Ancak ben mahalleyi şöyle değerlendirmek istiyorum müsaade ederseniz. Evet, Bizim buyurun. mahallemizi ben 3 kategoride değerlendiriyorum. Birinci kategoride ilk kuruluşu olan 2000 Evler'in eski müstakil yerleşim alanı. İkincisi TOKİ, toplu yerleşim alanı, site olarak geçiyor. Üçüncüsü de üniversite yerleşkesi olarak adlandırırsak. Bunun üçünü de sosyal yapısı değişik, efendim versiyonları değişik, yaşantıları değişik. Üniversite bölgesinin olduğu benim de ikamet ettiğim TOKİ bölgesinin yaşantısıyla, sosyal donatılarıyla 2000 evlerin sosyal donatıları aynı değil. Dolayısıyla bu üç kategoriye ayırdığımız mahallemizin üç kategoriye ayırdığımız bölümlerin de sosyal ihtiyaçları da değişik, çözüm önerileri de değişik. Mahallemiz kısaca bu kadar tanıtabilirim. Evet, o zaman bu çoğalma yeni mi oldu? Mesela önceki yıllarda en yoğun nüfus oranı başka bir mahallemizde miydi? Başka mahalledeydi. İşte TOKİ'nin oraya mevcut blokların yapılması, üniversite yerleşkesinin büyümesi, efendim 29. cadde dediğimiz yukarıda belki reklam olmayacak ama Filiz Kılıç TOKİ Evet. lojmanlarının olduğu yeni yerleşim yerlerinin açılmasıyla orada yeni yapılaşma meydana geldi 29. caddede. Dolayısıyla mahallemiz gelişime açık, sürekli gelişen, göç alan bir mahallemiz. Dolayısıyla gün gün nüfusu artıyor. Evet. Radyolarını yeni açanlar ve bizi yeni izlemeye başlayanlar için bir hatırlatma yapalım. 96.5 Radyo 50 frekanslarında ve Kapadokya Haber'de gündem özel programında bendeniz Ayşe Paslanmaz ile birliktesiniz. Canlı yayın konuğum, 2000 Evler Muhtarı, daha doğrusu muhtar adayı Ali Gemici. Ağzımdan bir muhtar kelimesi çıktı. İnşallah. İnşallah öyle olur Ayşe Hanım. Söylemeniz doğru gelir. Neden muhtar oldunuz, aday oldunuz? Evet. Bu da güzel bir soru. Soru için de teşekkür etmem gerekiyor şahsınıza. Ben yaklaşık 3 yıl, 4 yıla yakındır emekli olduktan sonra yani muhtarlık falan da işin doğrusu düşünmüyordum. Çocuklarım evlendi, bağlandı, buradan çıktılar. Biz eviyle bir kaldık. Halimiz, vaktimiz, şükürler olsun, keyfimiz, sağlığımız yerinde. Muhtarlık falan düşünmüyordum. Ancak işte TOKİ tarafında site yönetiminin almış olduğu bir karar bizi bu yöne iletti. Tabandan gelen bir karar doğrultusunda. Bir gün davet ettiler. Dediler ki biz buradan bir muhtar adayı çıkarmak istiyoruz. İstiyoruz. Muhtarı da bizim mahallemizden, bu bölgemizden olsun.
biz de sizi düşündük. Niye dedim beni düşündünüz? Beni düşünme sebebiniz nedir? İşte abi sen kamudan emeklisin. Bir de biliyoruz senin sosyal yapın geniş, kurumlarda tanınmışlığın var. Siyasi çevrelerde tanınmışlığın var. Spor çevresinde tanınmışlığın var. Ve tuttuğunu koparan bir cinssin. Ondan dolayı seni muhtar adayı olarak görmek istiyoruz dediler. Bir istişare yaptık kendileriyle. Ben de dedim ki ben sırf muhtar adayı olmak için piyasaya çıkmam. Benim şanı, şöhreti ihtiyacım yok. Biz eğer gerçekten muhtarlığı istiyorsak, muhtarlığı kazanacak isek, hep birlikte çalışacak isek sizlerle beraber varım dedik. O şekilde muhtar adayı olduk. Yani bizi muhtar adayı yaptılar daha doğrusu aşağıda. Hayırlı olsun diyelim. Allah razı olsun. Peki 2000 Evler Mahallesi'nin sorunları neler? Sizin ürettiğiniz çözümleri neler? Ve varsa projeleriniz neler? Bize bunlardan da bahseder misiniz? Ayşe Hanım, severek bahsederim. Mahallemiz büyük olması hasebiyle ihtiyaçlarımız da büyük. Hizmet alma oranımız belediye sınırları dahilinde olduğu için kısmen sınırlı olabilir. Biz arkadaşlarımızla beraber dedim ya 6 tane büyük cadde, 76 sokak, 5 küme evleri her gün hemen hemen her caddede, her şeyde adım adım gezdik. Sorunlarımızı tespit ettik, raporlarımızı tuttuk. Biz bunları raporlarından beraber sadece rapor tutmadık. Orada yaşayan vatandaşlarımızla da istişare yaparak çözüm önerilerini bir araya getirdik. Çözüm önerilerini de raporların altına ekledik. Ben şöyle bahsedeyim. Geçmiş dönemde bizim en büyük projemiz şu. Geçmiş dönemde bir muhtar adayı abimiz vardı. Terzi Yüksel diye belki bilirsiniz. Evet, duymuştum. Ben kendisinin de muhtar adayı olduktan sonra fikir alışverişini yapmak için kapılarını çaldım. Sağ olsun sıcak karşıladılar. Dedim ki abi ben muhtar adayım. Böyle böyle düşünceleriniz bana nasıl yansıyabilir falan, bir bilginizden, tecrübenizden istifade etmek istiyorum dedi. Dedi ki abicim benim de böyle böyle bir projem var idi. Buna dedi sahip çıkar, bu projeyi dedi üretirseniz ben de dedi bu projeye destek olurum dedi. Projem şu Ayşe Hanım. Az önce söyledim ya. Üniversite gençliğinin ve lise gençliğinin yoğun olduğu bir yerdeyiz. İki tane lisemiz var. İki tane ortaokulumuz var. İki tane ilkokulumuz var. Dolayısıyla öğrenci potansiyelimiz de çok fazla. Biliyorsunuz Nevşehir Üniversitesi de orada olduğundan dolayı şöyle bir proje, Yüksel abimin söylemiyle söylüyorum. Üniversite gençliğiyle lise gençliğini bir araya getirecek, arasında yardıma ihtiyacı olan öğrencileri tespit edip onları gerek iş imkanı, gerek burs, gerekirse konaklama, gerekirse yiyecek içecek bağımında her türlü bunu yine kendi öğrencilerimiz arasında yapacağız. Yani hali vakti yerinde olan öğrencilerimiz ile Nevşehir'imizin önünde gelen kesimler, işte odalarımız, belediyemiz, valiliğimiz ondan sonra. Bu projeyi ben çok önemsedim. Yüksel abim gerçekten güzel bir projesi. İlk projemiz bu olacak. Bununla beraber ben şöyle düşünüyorum. Bunu biz arkadaşlarımızla da paylaştık. Evet. Millet Kıraathanesi'nin mahallemize kazandırmak istiyoruz. Hem gençliğimiz var hem emeklimiz de çok. Evet. İkisini birbirine entegre edip geçmişten geleceğe bir köprü kurmanın hayalindeyiz. Yani dede ile torunu buluşturup bir millet kıraathanesi oluşturarak işte orada hoş sohbetlerin olacağı, geçmişin güzel kültürlerinin ileriye dönük yansıtılmasının sağlanacağı, yani kuşakları birleştirmek gibi bir projemiz var. Böyle bir hayalimiz var. İkinci projemi dediğim gibi millet kıraathanesi, işte şu anda birbirinden değerli belediye başkan adaylarımız var. Hangisi kazanırsa kazansın kapısını çalacağız biz bu konuda. Ben şu inançtayım, şu düşüncedeyim projelerinden ziyade kendinden eminim. Nasıl eminim? Evet. Bir yerde bir sorun olduğunda mahallenin, bu mahallenin kuruluşunda olan, kuruluşunda var olan abilerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz var. Onlarla da görüşüyoruz. Onların da fikirlerini aldık. Bir yerde bir sorun olduğunda o sorunun hemen gidip belediyede veya valilikte veya başka bir il müdürlüğünde veya başka bir devlet dairesinde çözümünü aramayacağız. Önce bu problem niye oluyor? Bu problemin kaynağını bulacağız. Problemin kaynağını bulduktan sonra bu kaynak nasıl, bu problem nasıl kurtulabilir, nasıl bertaraf edilebilir? Çözüm önerisiyle beraber rapor edeceğiz. Rapor ile ilgili encümenlerimizle, mahallemizin ileri gelen sakin amcalarımızla, abilerimizle ilgili kurumun resmi kapısını çalıp istişare yap,
çayını kahvesini içip belediye başkanımızı mahallemize davet edip orayı gösterip, yani böyle bir komple bir hedef içerisindeyiz. Çalışma azminin içerisindeyiz. Yani kolektif çalışmanın yanındayız. Ben değil, biz olacağız inşallah. Muhtarlı ben tek başıma bir şey yapacağıma kanaatinde değilim. Ancak ben ne olur? Ben işlerin takibini sağlarım. Dolayısıyla projelerimiz çok. Mesela bir web sitesi düşünüyoruz mahallemiz ile ilgili. Çok niye düşünüyoruz? Evet, evet, niye düşünüyoruz? Şimdi bizim mahallemizin kuruluşunda ben 94'te oraya taşındım. Sağlık Ocağı'nın arka tarafında bir parkımız var idi. Çay ocağı ile beraber. Bu parkta sünnet düğünleri, nişanlar yapılırdı. Millet orada açık havada mı yapılıyor? Açık havada tabii, evet. Yaz günleri yani. Hı hı. Millet orada oturuyordu. Birbiriyle de hasbihal ediyordu. Komşuluk ilişkileri gelişiyordu. Ben bunu özledim. Ben onunla, o anları yaşadığım için. Evet. Özledim. İhtiyarımız da var. İhtiyar amcalarımız, ablalarımız, teyzelerimiz. Camiden çıkıyorlar, gidecek yeri yok. Diyorum ki bir millet kıraathanesi olursa gelirler orada hasbihal ederler. Yazın orada açık bahçeleri, parklarımız müsait. Parklarımızda. Yani web sitesini oluşturup işte doğum mu oldu, ölüm oldu, bir kayıp, bir eşya kayıp bulunduğunda falan bunların ilanında herhangi bir mahallemizde oluşacak sosyal etkinliğin yansıtılmasında. Yani mahallemizin tanıtım açısından da bu çok güzel olacak. Böyle de bir üçüncü projemiz var web sitesi olarak. Sosyal medya paylaşımları da yapabilirsiniz belki. Zaten Facebook, Instagram, Twitter. Hı hı. Zaten Ayşe Hanım, bu web sitesi ona dayalı olacak. Altyapısını oluşturmacı olacak. İşte dediğiniz gibi sosyal medyada işte Instagram'dır, Facebook'tur. Bunun gibi sosyal medya unsurlarını kullanmamız gerekiyor. Ki kullanmalıyız. Çünkü bizim mahallemiz gerçekten büyük bir mahalle. Şu anda çalışan mevcut nüfusun %85'i çalışan bir kesim. Hepsi bir kamu kuruluşunda, hepsinin bir devlet dairesinde görevler var. Biz bu abilerimizden, arkadaşlarımızdan da istifade etmeyi düşünüyoruz. Web sitesi kurarak. Yani biz mahallemizi daha güzel nasıl güzelleştiririz? Daha güzel nasıl yaşanır hale getirilebilir? Daha tercih edilebilen bir mahallenin peşindeyiz. Çok güzel düşünceler. Evet. Peki bunun dışında başka projelerimiz var mı Ali Bey? Şimdi bunun dışında şöyle söyleyeyim Ayşe Hanım, bizim sorunlarımızdan az önce bahsettik, onu atladım, sırası girmişken onu da söyleyeyim. Mahallemiz değil mi, 3 kategoriden, 3 bölümden evet, oluşuyor evet. Diye. Üniversite kavşağını biliyorsunuz. Evet. Üniversite kavşağında bizim bir trafik sorunumuz var. Sabah ve akşam saatlerinde saat 3'ten sonra orası yoğunlaşıyor. Oradan geçmek bir zulüm oluyor. Ben de orada yaşadığım için ben aşağı Sulu Saray yolundan hastanenin orayı dolanıyorum. Çok vatandaşımız da orayı dolanıyor. Oranın gecede ses de yapıyor değil mi Ali Bey? Gece orada ses de yapıyor. Evet. Üniversite gençliğinin orada yaşadığından dolayı orada Ayşe Hanım şöyle bir düşüncemiz var. Biz bunu Allah nasip eder kazanırsa belediye başkanımızla, valimizle, ilk önce valimizle bu iletişime geçip bu problemlerimizi valimize rapor halinde ileteceğiz dosya olarak. Orada şöyle bir problem var. Sanki oral dörtlü kavşak değil altılı bir kavşak gibi görünüyor. Nasıl altılı bir kavşak görünüyor? 2000 evlerden ve çarşıdan gelen TOKİ'ye girişte iki yol oradan geliyor. Bir yol da şeyden geliyor. Üniversite Caddesi'nin oradan geliyor. Mustafa Paslanmaz Caddesi'ne çıkarken. Mustafa Paslanmaz Caddesi'nden gelen vatandaş ya Avanos'a gidecek ya çarşıya gidecek ya 2000 evlere gidecek. Orada bir trafik karmaşası oluyor. Biz bir küçük bir araştırma yaptık. Yani kendi çapımızda araştırma yaptık. Bu araştırmada şöyle bir düşünceye vardık. Eğer üniversitenin giriş ve çıkışları karayolları kavşağından olursa oradaki trafik yoğunluğu azalır diye düşünüyoruz. Bu da bir çözüm önerisi olarak sunduk. İkincisi olarak da Ayşe Hanım, bizim kafeler bölgesi olarak bildiğimiz yerlerde tek yönlü giriş ve çıkışlara ihtiyacımız var. Bakın bu ay Ramazan'da biz bir program yapamadık kafelerin olduğu bölümde. Neden? Benim orada yaşadığımdan dolayı bir kafeye gidebilmek için arabamızı tanerelere park ediyoruz. Gençlik hep orada. İşte kafelerin orada olduğundan dolayı herkes de arabasıyla geliyor. İki arkadaş birleşiyor diyor ki falan kafede buluşalım. İkisi de ayrı arabayla geliyor. Örnek olarak söylüyorum. Doğal haklı herkes gelecek. Yani şunu demek istiyorum. Araç sayısı arttığından dolayı caddelerin tek yönlü giriş ve çıkışlara ihtiyacı var. Yeniden oranın trafik düzenlemesinin ihtiyacımız var.
2000 evlerde pazar yerimiz var. Ben küçük bir araştırma yaptım. Pazar yerinde... Bu caminin yanındaki pazar yeri değil evet, mi? Evet, evet. Caminin oradaki, sağlık ocağının orada. Evet. Orada daha önce biliyorsunuz belediye dükkanları idi. Evet. Belediye dükkanları orayı sattı. Kişilere sattı. Oradaki ilk, Nevşehir'de ilk büyük semt pazarı bizim 2000 evler semt pazarı. Başka da herhalde yok benim bildiğim kadarıyla. Yani büyüklük olarak en büyük orası. En büyük orası. Ve çok güzel de taze meyveleriniz, sebzelerimiz de geliyor. Pazar esnafımızda. Bizim orada şöyle bir hayalimiz var. Biz o pazar yerini kapatmayı düşünüyoruz. Üzerini kapatılmasını düşünüyoruz. Hı. Yanlış anlaşılması. Şimdi de kapatma değil. Yok. Ya, onun için dedim düzeltelim. Üzerini evet. kapatılması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü biz de oradan alışveriş yaptığımızdan dolayı kışın o rüzgarlı havalarda esnaf arkadaşlar satışımı yapsın, çadırımı tutsun. Çadırlar uçuşuyor, vatandaşın üzerine düşüyor falan. Onun için bir araştırma yaptık. Oradaki pazar yerinin payları oradaki esnaf arkadaşlara yani dükkan sahiplerine aitmiş. Yani anlatabildim mi bilemiyorum. Dükkan sahipleriyle de görüşülecek, belediyemizle de görüşülecek. Oranın pazar yerinin kapatılması gibi de bir düşüncemiz var. Oranın pazar yeri olması hasebiyle, emeklilerin de olması hasebiyle ben birkaç tane bankayla görüştüm. ATM getirilmesi hususunda orada da ATM'nin şart olduğu düşüncesindeyiz. Çünkü yaşlı abilerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz var, pazar yeri var. Adam arabasıyla çıkıyor, geliyor belki de cüzdanında parası yoktur. Orada kartla çeker, hemen alır. İkinci ATM'de biz TOKİ iş merkeziyle düşünüyoruz. Yani hem TOKİ'nin iş merkezi canlanır, iş hacmi artar. Hem de vatandaşa kolaylık olsun diye bu gibi düşüncelerimiz var. İnşallah Allah nasip eder. Kazanırsak bunların hayalinde peşinde koşacağız inşallah Ayşe Hanım. Sizin mahallenin sınırları tam olarak Leyal'den sonra nerede başlıyor? Şöyle söyleyeyim. Devlet lojmanları var ya. Daha yukarıda. Yukarıdan. Evet. İnanır fırınımız var. Reklam evet. olacak belki ya ama. Olsun sorun değil. Zafer Bey'in fırınını, İnanır fırınını bu taraftan doğru komple 2000 evler diye geçiyor. Aşağı yolun Zübeyde Hanım Caddesi'nin aşağı il özel idaresinin bitişiminden il özel idarenin devamından bitişim, bitiminden üniversitenin olduğu yere kadar şey olarak da hacim olarak da çok büyük. Evet. Hacim olarak da çok büyük. Dolayısıyla büyük olan yerde sorun da çok oluyor. Muhtarın işi de artacak. Yani biz başka şöyle de bir düşüncemiz var. Bunu vatandaş da istiyor. Biz değil. Mahallenin bölünmesi gerekiyor. Gerçekten bölünmesi gerekiyor Ayşe Hanım. Niye bölünmesi gerekiyor? Şöyle. İki tane sağlık ocağımız var. Hem evet. eski 2000 evlerde hem TOKİ'de. İki tane ortaokulumuz var. Yukarıda eski 2000 evlerin yerleşkesinde aşağı 19 Mayıs'ın olduğu yerde. Yani her şey ikişer ikişer olmuş. Bir de ortadan büyük bir cadde geçiyor. Artık çevre yolu şart diyoruz ya. O zaman orak, evet. Çevre yolu olarak geçiyor Zübeyde Hanım Caddesi. Zübeyde Hanım Caddesi, ben şöyle orayı isimlendiriyoruz. Eski ve yeni demektense Zübeyde Hanım Caddesi'nin doğusu ve batısı olarak adlandırıyoruz. Doğusunda olan bir öğrenci 19 Mayıs İlköğretim Okulu almıyor. Batısında olan bir öğrenci de 19 Mayıs İlköğretim Okulu almıyor. Dolayısıyla bölünmesi gerekir diye düşünüyoruz. Birisi 2000 evler, diğer tarafı da TOKİ Mahallesi olabilir belki. Yani o zaman mevcut... Belediye başkanımız mı diyelim, mahalle idareleri mi diyelim, valilik mi diyelim, bir isim belirlenir, bir isim konuda. Bu kararını kim veriyor? Yani şey olarak, devlet olarak kararını, ikiye bölme kararını. Bu belediye meclis encümeninden geçiyor Ayşe Hanım. Belediyenin işi, belediye onay encümeninden geçiyor bildiğim kadarıyla ve valilik de onaylıyor diye biliyorum. En büyük mahalleye sahip olmak, oranın muhtar adayı olmak. İleride belki muhtar olmak kıymetli bir şey olsa gerek. Yani Ayşe Hanım şöyle söyleyeyim. Yani elbette kıymetlidir. Yani devlet kademesinde hizmet etmek herkes için bir nasip olmayabilir. Herkese nasip olmayabilir. Devlet kademesinde hizmet etmek çok güzel bir duygu. Ben bunu dedim ya, ben 34 yıl boyunca kamuda en güzel şekilde hizmet ettim. Anımın akıyla. Siz de biliyorsunuz. Bir siyaset ayağında vardık. Spor ayağında vardık. Sanat hayatında vardık, spor hayatında vardık. Yani şunu söyleyeyim, biz hizmete aşığız. Hizmet etmek için varız diyelim. Evet, bazı insanların ruhu hizmete çok uygun
hayat amacı çalışmak ya da insanlara faydalı olmak. Evet. Yani bir köşeye oturup rahatça otursanız, hı-hı, yemeğiniz önünüze gelse, her türlü konforunuz sağlansa, ama içinde hizmet aşkı olanlar için orası zul gelir. Evet, aynen öyle. Ben dedim ya Ayşen başta işte, ben muhtarlık değil, bir hayalim de yoktu, böyle bir beklentim de yoktu. Ama tabandan gelen bir talep doğrultusunda, ya gider torunumu severdim, oğlumu kızımı görürdüm, gezerdim, tozardım dediğiniz gibi. Şiirlerimi yazardım, sizin evet, şiir kitabınızda yayınlanmıştı bir tanesi. Evet. Şiirlerimi yazardım. Yani ama hizmet ettiğince bu bir emir gibi telakki edildi. Bizim de inşallah hayırlısı olur hakkımızda. Ha şunu da söyleyeyim. Gerçekten aday adaylarımızın hepsi de birbirinden değerli. Kaç adayımız var? Şu anda herhalde 10 tane adayımız var. Ben bayağı tam olarak çokmuş. Çok yani tam olarak bilmiyorum. Biz sadece önümüze bakıyoruz. Hiç kim... Peki sahalardasınız birkaç aydır. Çalışıyorsunuz. İnsanların size teveccühü nasıl? Ayşe Hanım şöyle söyleyeyim. Ben sahalardan derken beni muhtar adayı olarak ortaya sundukları Haziran ayı gibiydi. Biz bunu Temmuz ayında olgunlaştırdık. Sanırsam Temmuz'un ya 8'iydi ya 12'siydi. Ben bunu sosyal medyamda duyurdum muhtar adayı olduğumda. Vatandaşlar hep o andan itibaren Şivan'a kadar vatandaşlar hep iç içeyiz. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Arkadaşlarımız da geziyor. Arkadaşların dediği şu. Ali sen bu işi yapan. Ne istinaden bu işi yapan diye sorduğunda, senin kamudan bir terbiyen var, bir tecrüben var, bir deneyimin var. Kamu kuruluşlarında verdiğin bir intibak var. Kamu kuruluşlarında verdiğin bir seviye var. Sen tuttuğunu koparan bir adamsın. Sen inatçı bir adamsın. Dolayısıyla sen bu işi yaparsın diye bir algı var vatandaşta. Ha bu sandığa ne kadar yansıyacak? Sandık ne diyecek? Onu da önümüzdeki pazar günü bileceğiz. Çok kalmadı. Şu da sayılı günler. Şunu da söyleyeyim. Eşimle beraber hemen hemen 2000 evler %80'ini daireleri gezdim. Eşimle beraber gezdim. %80'ini gezdim. Hem onu sunumu dağıttım, afişimi dağıttım. Şunu söyleyeyim Ayşe Hanım. Hiçbir muhtar adayını karalamak gibi bir asla niyetim yok. Şöyle bir seçim beğenmem görmedim kimsede. Bir bakalım. Sizde de var orada. Ben de. Yani neden muhtar adayı oldum demişsiniz. Ardı sıra madde bunların hepsini yazmışsınız. Hı hı. 34 yıllık kamu idaresinde kazanmış olduğum bilgi, deneyim, tecrübe ve kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında kazanmış olduğum saygınlığımı, bilgi ve tecrübemi, evet, ilimizin nüfus yoğunluğuna bakımından en büyük mahallesi olarak 28.847 nüfuslu 6 büyük cadde 76 sokağında 5 küme evlerinde sesimiz, nefesimiz ile adım adım gezerek birinci hak ettiği değeri kazandırıp sorunsuz, yaşanabilir, tercih edilen sokak, cadde, park, evet, ve bahçeleri, çocuk alanları ile daha iyiye, daha güzeline kavuşturabilmek için demişsiniz birinci maddede. Evet. Evet. Daha sonra web sitenizden bahsetmişsiniz. Hı hı. Sonrasında Mahalli Gençlik Derneği'nin kurulması. Evet. ATM'lerden bahsettiniz. Hı hı. Aslında eksik olan yerler de var. Eklemek istediğiniz şeyler varsa onları da ilave edebiliriz. Şöyle söyleyeyim Ayşe Hanım. Cumhurbaşkanlığı sitemizde özel idarede çalıştığım için biliyorum bazı köylerde köyün muhtarlık konakları yapıldı. Bizim eğer Ayrın Necep olursa ikinci şey olarak da bir muhtarlık hizmet binasının TOKİ'ye kazandırılması gerekiyor. Mevcut muhtarlık binamızın ben yetersiz olduğu düşün küçük. Oranın yeniden bakımı onarımı yapılarak ondan sonra gerekli çalışmaların yapılması. Çünkü orada vatandaş hizmet edecektir. Adam camiden çıkacak, gelecek, sizle orada sohbet edecek, muhabbet edecek. Başka bir vatandaş gelecek, sorununu anlatacak, çözüm arayacak. Dolayısıyla hizmet vermiş olduğunuz bilimin de biraz refah olması, bakımlı gerekir, olması gerekir diye düşünüyorum. Yani ikinci bir muhtarlık hizmet binasının da şeydekine uygun, Cumhurbaşkanlığımızın sitesindeki muhtarlık hizmet binasına uygun bir hizmet binasını kazanmak. Bir de bizim en çok mahalle sakinlerinin efendim talep ettikleri talepleri söyleyeyim. Muhtarlık hizmet binası Ayşe Hanım. Şunu şöyle söyleyeyim. Eğer Allah nasip eder kazanacak olursak muhtarlık hizmet binasının haftanın 5 iş günü açık olacak.
5 iş günü açık olacak. Muhtarı hiçbir yerde aramayacaklar. Bilecek ki vatandaş bu muhtarlık, örnek olarak bunu da biz tabela olarak yazacağız. Hangi saatlerde, hangi günlerde, hangi açacağız onu da milletimize duyuracağız web sitesi kanalıyla. Örnek olarak söyleyeyim. Pazartesi günü saat 9'dan 12'ye kadar açık isek, salı günü saat 1'den 4'e kadar açık olacağız. Yani bunu dönüşümlü olarak sürekli oranın açık olması temin edilecek. Vatandaş daha kolay erişim ve ulaşım sağlayacak. Daha çabuk bize ulaşacak. Dolayısıyla yani komple bir hizmet amacındayız. Mesela bizim şöyle bir sıkıntımız da var. Bu Nevşehir'in genelinde var Ayşe Hanım. Cadde ve sokakların levhalandırılması sanırsam bu belediyede kaynaklar. Bu hiçbir muhtar arkadaşımızın, muhtar abimizin sorunu ve sıkıntısı değil. Mahallelerimizin sokak ve caddelerini tam belirleyen bir levhamız yok. Mesela gidin bugün Ankara'ya, işte yazıyor, örnek olarak söyleyeyim, 2000 Evler Mahallesi 21. Cadde diye yazıyor. Bunu duvara çakılmış zamanında ya yerde kalmış ya duvarda, işte adam mantolama yaptırmış veya ağaç, salkım ağacı kapatmış, levhayı göremiyoruz. Dolayısıyla bu işaretlenmenin de bunun şeyin peşinde olacağız. Levhalandırma niye? Millet daha kolay erişilsin. Çok önemli. İnsanların bunu bilmesi lazım. Tabii. Yani cadde nereden başlıyor, nereden bitiyor? Yani evet, bunları yazıyorsa mesela biraz önce ben de size belki sormazdım. Evet. Peki bu öğretmen evi 2000 Evler Mahallesi'ne bağlı değil herhalde, değil mi? Aşağı orada 2000 Evler Mahallesi'ne bağlı. Aşağı üniversitenin arka tarafında rakı fabrikası, içki fabrikası olarak adlandırılan orası, efendim Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı, Yurt Müdürlüğü'nün lojmanları var orası. Sanırsam öğretmen evi de 2000 Evler Mahallesi'ne, çünkü ora tek. Bir tek yani. Evet, ben de öyle olabilir mi yani, diye düşündüm. O öyle diye düşünüyorum. Onun tam araştırmasını yapmadım ama muallakta kalmayın, ben onun araştırmasını yaparım. Merak ettim şimdi. Çünkü ora 2000 Evler, ondan sonra başka bir mahalle yok. Yani Avnos'a geçme şansı da zayıf. Yok. Çok uzak arası. Çok uzak. Yani muhtemelen... Ha, şu olabilir belki, yeni bir yerleşim yeri açılır, yeni bir mahalle olarak açılmış olabilir mi? Onda ben şimdi kadar hiç belediyenin web sitesinde falan karşılaşmadım. Belediyeyle de gidip geliyoruz. Bazı arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi anlatıyoruz. Destek istiyoruz falan. Yani dediğim gibi Ayşe Hanım, büyük bir mahalleyiz. Büyük bir mahalleyiz. Nüfus yoğunluğu bakımından çok büyüğüz. Dediğim gibi üniversite öğrencilerimizin sorunları ayrı. Efendim, bizim yaşımızdaki, orta yaştaki abilerimizin, ablalarımızın sorunları ayrı, gençlerin sorunları ayrı. Ayrı ayrı sorun, ayrı ayrı çözüm önerileri. İnşallah bunların üstesinden geleceğiz. Kolaylıklar, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Radyolarını yeni açanlar ve bizi yeni izlemeye başlayanlar için bir hatırlatma yapalım. 96.5 Radyo 50 frekanslarındasınız ve Kapadokya Haber'desiniz. Gündem Özel programında canlı yayın konuğum, 2000 Evler Mahallesi Muhtar Adayı Ali Gemici. Ayşe Hanım, bir daha bir şey hatırlatmak istiyorum, müsaadenizle. Tabii ki. Evet. Şimdi biz il merkezinde yaşayan mahalle sakinleriyiz. Benim düşüncem şu. Biz mahallelerin komple, kompakt bir şekilde birleşerek hizmet alması daha uygun diye düşünüyoruz. Nasıl olur? Şöyle. Mesela ben 2006 seçilirsem, Allah nasip 2000 Evler Mahalle Muhtarı olarak seçilirsem, bizim hemen bitişimizde 15 Temmuz Mahallesi var. Evet. Onun hemen bitişinde bir mahallemiz daha var. Güzelyurt. Güzelyurt mahallemiz var. Benim düşüncem şu. Biz bu mahalle muhtarlarıyla ortak toplantılar yapmalıyız. Vatandaşlarla toplantı yaptığımız gibi mahalleye gelecek hizmetleri aynı şekilde aynı mahallemizi hepsi yararlansın. Dolayısıyla A mahallesine başka bir hizmet, B mahallesine başka bir hizmet olmamalı. Yani bu neye sebep oluyor? Bu şuna sebep oluyor Ayşe Hanım. Diyor ki işte vatandaş, ya 15 Temmuz mahallesi şu hizmeti almış, biz bu hizmeti alamamışız. İşte bu. Muhtarların amacı o değil mi? Yani ama biz bu vatandaşın arasındaki şeyi de, intibakı da kaldırmak istiyorum. Anlatabildim mi? Kolektif bir çalışma muhtarlar içerisinde. Sınırlarımız hep aynı. Örnek olarak söylüyorum. Belediye karla mücadelesi yaptığında, şimdi 15 Temmuz'a gelecek, öbür 2000 evlere gelmeyecek. 15 Temmuz muhtarı diyecek ki, ya buraya geldi sen de gel diyecek. Örnek olarak söylüyorum. Yani böyle bir komple çalışmanın amacındayız. Yani ben bu düşüncedeyim. Muhtarlarla da istişare, muhtar arkadaşlarla da istişare yapmak ve çözüm önerilerini sunmak. Neticede hepimizin amacı vatandaşa hizmet.
Bizim amacımız ne? Muhtar olarak vatandaşa hizmeti yansıtabilmek için işte belediyenin yükünü alabilmek, valiliğin yükünü alabilmek, üst bürokratların yükünü alıp tabana ilişkiyi kurmak. Böyle de bir düşüncem var. Evet. Peki 2000 evler mahallesi halkı sizi neden seçmeliler? Evet, güzel bir soru. İnşallah bu soruyu da programımızı bitirir yani. Şöyle söyleyeyim Ayşe Hanım, beni niye seçmediler? Ben dedim ya, 34 yılda kamu çalışma hayatım var. 34 yıl, bu kamu çalışma hayatımda da yerel hizmetlerin sunulduğu, yerel hizmetlerin biriminin bağlı olduğu köy hizmetleriydi. Şu an özel idare oldu. Yani hangi hizmeti nereden aldığını, buradaki bir tecrübemiz var, buradaki bir deneyimimiz var. Dolayısıyla bu 34 yıl içerisinde edindiğimiz dostluklar var. Edindiğimiz istişarelerde yapmış olduğumuz bildiğimiz, birikimimiz, tecrübemiz var. Ben şunu 2000 evler halkına şunu söylemek istiyorum müsaadenizle. Tabii ki, buyurun. Herkes aday olabilir. Sıkıntı yok. Herkes aday olabilir. Hiç sıkıntı yok. Ama bir tanesi kazanacak. Benim mesajım şu. Kazandıktan sonra mahalleye kim ne yapabilir? Kim ne getirebilir? Kim ne götürebilir? Bunu iyi fikir istişare yapsınlar. Yani mahalle 5 yıl kayıp yaşamasın. Kayıp yaşamasın, evet. Yani mahallemiz elbette kayıp yaşamayacak ama dolu dolu bir 5 yıl geçsin. Ben şu bu mesajı verirken şunu da söyleyeyim. Bunu belki Nevşehir'de demiyorum, iddia söylüyorum. Belki Türkiye genelinde Ayşe Hanım bu vaadi kimse veremeyecek. Ben diyorum ki arkadaşlar 2000 evler mahalle halkım. Ben sizden 2 dönemlik için yetki istiyorum. Yani 5'lerden 10 yıl. 3. döneme kesinlikle aday olmayacağım. Ben bunu vatandaşlara söylüyorum. Diyorlar ki niye öyle düşün? Ben şu anda yaşım 55. 10 sene sonra 65 olacak. 65 yaşından sonra benim belki hizmet verme kapasitem düşecek. Dolayısıyla arkadan gelen gençlere de yol vermesini bilmek lazım. Onları da teşvik etmek lazım. Onları yetiştirmek lazım. Onların yanında yer almak lazım. Yani biz sadece koltuk makam sahibi olmak için aday olmadım Ayşe Hanım. Ek gelir için de aday olmadım. Şunu söyleyeyim. Bunu da söyleyeyim. Az önce söyledim. Konular hep birbirine bağlantılı olduğu için unuttuklarımız da birbirine bağlı. Evet, aynen. Millet kıraathanesinden bahsettik. Allah nasip eder kazanırsa, millet kıraathanesinde belediyemizle beraber mahallemize kazandırır isek oranın çay giderleri muhtarlık maaşına karşılanacak. Oo, bu da güzelmiş. Bunu da buradan vaat edeyim. İkinci benim şahsi olarak vaat ettiğim nokta şu. Kesinlikle 5'erden 10 yıl. 10 yıl sonra vatandaş istese de muhtar adayı olmayacak. Bunu da böyle bilinir. Dediğim gibi vatandaşlarımızın tercihlerine sürüyoruz. Yani kim iyi hizmet edebilir, kime daha çabuk erişilebilir, daha kolay sağlanabilir. Bunları düşünsünler. Mahallemizin sorunlarını kim daha iyi çözebilecek? Bunları düşünerek, bunları göz önünde bulundururlar, tercih yaparak oylarını kullanırlarsa sonuçta daha güzel olacak diye düşünüyorum Ayşe Hanım. Evet. Ramazan ayından çıktık. Ezanda hemen iftarımızı açtık. Koşa koşa radyoya geldik. Bu canlı yayını yaptık. Sesimiz bile gitmişti. Şu sıcak çayı içince yerine geldi. Çay için de teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyelim. Peki Radyo Eli ve Kapadokya Haber için ve tüm Nevşehir halkı ve bilhassa 2000 Evler Mahallesi için son cümlelerinizi alalım. Güzel bir şehrimiz var. Gerçekten güzel bir şehrimiz var. Ben birçok vilayete gittim. Bizim şehrimiz kadar nezih bir şehir yok. Yardımseven bir şehir yok. Birlik ve beraberlik olan bir şehir yok. Biz bu seçim sürecindeyiz. Birisi A partiden, birisi B partiden, biri C partiden aday olabilir. Neticede hepimiz birbirimizin hısımı ve akrabasıyız. Dolayısıyla kimsenin kalbini kırmasını istemiyorum. Seçim geçilip gidecek. Biz şu anda 10 tane adayız. Yani biz seçim bittikten sonra birimize muhtarlık nasip olacak. Muhtarlıktan sonra tekrar biz abi, abla, kardeş ilişkisi içerisinde, birlik beraberlik içerisinde geçireceğiz. Dolayısıyla benim mesajım şu Nevşehir vatandaşımıza. Biz birbirimizi sevelim. Birbirimizi ötekileştirmeyelim. Şucu bucu olarak birbirimizi algılamayalım. Birbirimizi de böyle yaftalamayalım. Herkesi olduğu gibi kabul edelim. Çok güzel. Evet. Sevgili Radyo Eli ve Kapadokya Haber izleyicileri, yine bir gündem özel programının sonuna geldik. Bugünkü canlı yayın konuğum 2000 Evler Mahallesi Muhtar Adayı Sayın Ali Gemici oldu.
geldiği için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Şimdiden seçiminde ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Böyle bir programı hazırlayıp sunduğunuz için ekibiniz adına, şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir program oldu adıma. Mahalle halkım adına da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. En iyisi olsun inşallah. İnşallah. En hayırlısı olsun. Başarılar diliyoruz. Teşekkür Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Tekrar Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.